Selam, ben Lara kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün e, şu konuda birazcık konuşmak istiyorum. Geçen Ece ile çektiğimiz videolarda ben şeyden bahsediyordum. E, istek i̇stek kağıdı hazırladığımdan ve oradaki isteklerimin olduğundan. En çok da buna şey olarak soru sordunuz. Hani kağıdı nasıl hazırlayacağız, açıklar mısın, nasıl hazırladın? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum ama genel olarak videoda da aslında isteklerimize doğru nasıl adım atabileceğimizi konuşmak istiyorum. O kağıdın nasıl yaptığımı söyleyeyim ama hiçbir önemi yok o kağıdın. Olay tamamen şurada bitiyor. Yani o kağıt sadece bir araç aslında. Ben yazarken işte ne yapıyorum? Şu anki zamanda yazıyorum. Olumlu kelimeler kullanarak yazıyorum. Yani şöyle şöyle ol, olmasın değil de şöyle şu anda şöyle diyorum veya da ne bileyim ne olmasını istiyorsam onları madde madde yazıyorum. Ama Dediğim gibi önemli olan aslında o kağıtta ne yazdığı değil. Önemli olan bizim şurada, beynimizde, özellikle bilincimizde, bilincin ötesinde, bilinçaltımızda ne kalıplara sahip olduğumuzla ilgili. Bununla ilgili de bu arada iki tane daha videom var. Aşağıya linkini koyacağım. Hatta şuraya şeylerini de koyarım. Tıklamaca linklerini de koyarım. Oralardan da bakabilirsiniz. Bu videoda da yine hem bu konuyu konuşacağız hem de farklı bir bakış açısından ele alacağız. Şimdi bir yapılan bir testten bahsetmek istiyorum size ilk başta. Bu teste çocuklara marshmallow veriliyor. Belki duymuşsunuzdur bu teste. Çocuklara diyorlar ki şu anda bir tane marshmallow mu istersin yoksa iki saat sonra iki tane marshmallow mu istersin? Hikayeye geçmeden önce siz bir kendiniz için cevaplayın isterseniz. Şu anda bir tane marshmallow mı istiyorsunuz yoksa iki saat sonra iki marshmallow mu istiyorsunuz? Bunda da şöyle açıklanıyor. Şu anda bir tane marshmallow isteyen çocuklar genelde kısa yoldan hedeflerine ulaşmaya çalışan, o hedeflere ulaşmak için yoğun çalışmayı, emek harcamayı yapmadan direkt isteklerinin kendi ellerine gelmesini isteyen çocuklar. Öte yandan iki saat sonra iki tane marshmallow isteyen çocuklar diyorlar ki, ha diyorlar hani ben iki saat beklersem, o zaman iki tane marshmallow'um olacak. Yani daha e, bu çalışmayı isteklerine doğru çalışmayı yapmayı göze alan çocuklar ve burada şöyle bir şey yapıyorlar, e, ekonomik durumu daha kötü ailelerle ekonomik durumu daha iyi ailelere ...lerin çocuklarına bu soruyu soruyorlar. Ekonomik durumu daha kötü olan ailelerin çocukları genelde diyorlar ki... ...ben şu anda bir tane marshmallow istiyorum. Çünkü e, şu an bana sunuldu, hemen almam lazım. E, yoksa benden gidebilir. Bu onların evlerinde de geçerli. Para hep geliyor, gidiyor. E, eğer para bana geldiyse her an gidebilir. E, bana verilen şey hemen benden alınabilir. Şimdi orada bile nasıl bir düşünce e, kalıbı var aslında... Eğer bana bir şey sunulduysa her an birisi onu benden götürebilir, benden çalabilir. Ama ekonomik durumu biraz daha iyi ailelerin çocukları genelde iki saat sonra iki tane marshmallow yemeği seçiyorlar. Benim bu hikayeyi anlatırken söylemek istediğim şey yani aslında ne kadar bizim sahip olduğumuz kalıplar hayatımızı şekillendiriyor inanılmaz bir şekilde. Yani e, şu kadar basit bir şey bile hani, e, bana sunulan gidebilir. Bu bile sadece e, bir yemek bize sunulduğunda bile ona yaklaşımımızı etkiliyor. Ve genelde e, bu ilk 7 sene içerisinde şekilleniyor. Yani ilk 7 senede biz 7 yaşına kadar teta beyin dalgasında oluyoruz genelde. Teta beyin dalgası da o her şeyi öğrenebilmemiz, her şeyi çünkü ne oluyor ilk 7 sene boyunca hayatımızın neredeyse geri kalanında öğrenemeyeceğimiz kadar çok şey öğreniyoruz. Konuşmayı öğreniyoruz, yürümeyi öğreniyoruz ve bütün bunları yaparken de aslında başka insanları gözlemleyerek yapıyoruz, görerek, dinleyerek öğreniyoruz. İşte bizim zihnimizde kalıplarımız kendi isteğimiz doğrultusunda yazılmıyor. 7 yaşına kadar insanları gözlemlemekten bize yüklenen kalıplar. Yani e, hayallerimiz aslında bir türlü hayallerimize ulaşamıyoruz diyoruz ama aslında bizim sahip olduğumuz kalıplar hayallerimize uygun değil, başkalarının hayallerine uygun olan kalıplar. O yüzden birazcık onları fark etmemiz lazım ve gerçekten de bizim e, şu anda hayatımızda ortaya çıkan her şey inançlarımızın sonucu bence bunu çok iyi anlamamız lazım. Çünkü bizim e, inançlarımızdan, düşüncelerimiz de o düşüncelerimize göre hareket ediyoruz hayatta ve ha, yani hareketlerimiz de hayatımızı oluşturuyor. E, bu nedenle de birazcık bence bizim dönüp kendimize, kendi kalıplarımıza bakmamız lazım ve bu bunu da şu bile. Yani e, mesela olumlamalarda olumlamalar kullanıyoruz ya e, bazı insanlar diyorlar ki abi bu olumlamalar işe yaramıyor. Şimdi birincisi Olumlamalar işe yaramıyor da bir düşünce. Ee, onu geçtim. Olumlamaları doğru yerde doğru şekilde kullanmak çok önemli. Ee, ve bunda bir sürü farklı şey de olabilir. Mesela şey diyoruz ya istekler konusunda. Ee, başka insana ne kadar çok oluyor ona baksana bereket yağıyor diyoruz. Her istediği oluyor. Ama bana olmuyor benim bir isteğimi gerçekleştirmek için çok çaba harcamam gerekiyor diyoruz. Şimdi bu bile bir kez bir düşünce kalıbı. Nedir? Ben isteklerimi elde etmek için çok çaba harcamam gerekiyor. Şimdi burada ne oluyor? Bir zaten isteklerimizi elde etmek için çok çabalamamız gerekiyor. İkincisi diyelim ki bize iste, isteğimiz sunuldu ama biz henüz çok çabalamadık diyoruz ki aa diyoruz hani bu herhalde bu değildir bu başka bir şeydir hani onu göremiyoruz. ...göremediğimiz için de alamıyoruz. Veya da şey diyoruz... hani ...ben bunun için yeterince henüz çabalamadım... ...şu anda ben bunu hak etmiyorum... ...o zaman kendi kendimizi sabote ediyoruz. Yani gerçekten de sahip olduğumuz... ...düşünce kalıpları o kadar fazla... ...bizim... ...hayatımıza etkiliyorlar ki... ve ...biz bunu günlük hayatın içerisinde... ...otomatik pilotta yaşadığımız için... ...hiç fark edemiyoruz. Başka şeylerde bile... ...geçen gün bunu bir arkadaşımla konuşuyordum... ...o yeni bir iş kuruyor... ...ve işte... Çok soğuk oldu çünkü. Ee, yeni bir iş kuruyor ve şeyden bahsediyordu. İnsanların ona ne kadar bu işin neden olmayacağını göstermesinden ve bunun da onu tabii ki de etkileyip düşürmesinden bahsediyordu. Şimdi burada ne? Birincisi başka insanların inançlarının bizim hayatımızı kontrol etmesine izin veriyoruz. Ama onu da geçtim. Burada olan şey aslında şu. Biz bir şeye hevesleniyoruz. Bir isteğimize doğru emek harcamaya hevesleniyoruz. Birisi çıkıp da diyor ki işte o olmaz büyük ihtimalle o iş diyor ki genelde e, Türkiye'de biz birbirimizin şevkini kırmaya bayılıyoruz. Hiç kimse kimseyi destekleyip de şöyle bir uçurayım bu en bu insanı e, arkasında destek olayım demiyor. Ama yine de e, burada ne oluyor? Biz de hemen karşı tarafa inanıyoruz. Yani karşı taraf bize cesaret kırıcı davranıyor ama biz de hemen böyle sönüyoruz çünkü e, biz büyük ihtimalle büyürken o 7 yaşına kadar olan dönemde bize de bir şeyin neden olmayacağına dair şeyler aktarıldı. Bize de yani o bizde de olduğu için karşısız cesaretimizi kırmaya çalışıyor ama zaten yaptığımız şeyin olmayacağına olan inanç bizde de var. O yüzden onun bir sözü bizim içimizdeki şeyi ortaya çıkartıp çok geniş bir şey, bir yer kaplıyor ve hayatımızı şekillendiriyor. Bu yüzden de bence işte kendimize baktığımızda, kendi inanç kalıplarımızı görebilmeye başladığımızda dışarıdan birisi gelip de bize senin hayalin gerçek olmaz çünkü böyle 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 dediği zaman biz ona diyebiliyoruz ki bir dakika bu senin inancın. inancını al, kendi hayatına bak. E, çünkü ben bunu kabul etmiyorum. Ben hayallerime ulaşacağım arkadaş. Bir de en önemli şeylerden bir tanesi şu, olumlamaları oluştururken olumlamalar bizim dış isteklerimizden oluşmamalı. Yani e, şu, olumlama dediğim şey şu değil benim. Ben e, zenginim. Zengin olmak istiyoruz. Olumlama şu ana uyarlıyoruz. Ben zenginim. Her gün ben zenginim, ben zenginim, ben zenginim dediğimizde bir anda yarın zengin olmuyoruz. Burada önemli olan şey şu, zengin olmak istiyoruz, paranın bize akmasını istiyoruz diyelim ki... Zengin olmakla aramızda duran engel ne? Zengin olmakla aramızda duran kendi engelimiz ne? Çünkü o engeli biz yaratıyoruz, o engel büyük ihtimalle bizim düşünce kalıplarımızdan bir tanesi olmalı. Bizim kendimize dönüp bakmamız ve aramızda zengin olmakla aramızda duran engele bakıp ona göre bir olumlama oluşturmamız lazım. Benim için bu eskiden mesela çok ben başarılı olma konusunda çok takıktım. Böyle başarılı olmam lazım ancak başarılı olursam hayattan keyif alabilirim diye düşünüyordum. Şimdi burada ben kalkıp da her gün başarılıyım 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 dersem bir şey olmuyor. Önemli olan e, başarılı olduğum zaman keyifli olacağım diyorum. Şimdi ne var burada? Başarılı olduğum zaman keyifli olacağım. Hedefim keyifli olmak. Arada duran şey aslında engel olan şey e, keyifli olmanın olmaya giden yolun başarıdan geçtiğini olan inancım. E, dolayısıyla ona göre bir olumlama oluşturmam gerekiyor. Sonra bu olumlamaları nasıl e, şey yapacağız? Nasıl kullanacağız? Nerede? E, nasıl kendimize işlememiz lazım? E, bunu söylemeden önce şuna geçmek istiyorum. Şundan bahsetmek istiyorum. O dedik ya hani e, kağıt hazırlamaktan, işte kağıdı dileklerimizi yazmak vesaire. Ya orada tabii ki de şeyleri yazabilirsiniz. Yani istediğiniz şeyleri, hayatımızda dışarıda istediğimiz şeyleri ama e, şeye de çok özen gösterin. Hangi duyguları hissetmek istiyorsunuz? E, ne yaşamak istiyorsunuz? Deneyimlemek istediğiniz hisler neler? E çünkü... E, ...hangi olay olduğunda sizin o hisleri hissedeceğinizi bilemeyebilirsiniz. E, bizden çok daha yüksek olan o güç, her neye inanıyorsanız o yaratım gücü... E, ...bizim şu at gözlüklerimizle gördüğümüzü çok daha geniş bir perspektiften görebiliyor. E, şimdi bu olumlamaları hazırladıktan sonra... veya dileklerimizi... E, ...bunu kendi bilinçaltımıza yerleştirmemiz lazım. Ve bu bilinçaltına yerleştirme işlemi maalesef... E, her gün kendimize yüz kez ben başarılıyım, başarılıyım, başarılıyım dediğimizden ziyade e, orada genelde açıkçası benim kendi hayatımda, deneyimlerimde e, onlardan çok daha fazla işe yaradı bu bahsettiğim şeyler. Birincisi, iki şeyden bahsedeceğim. Birincisi meditasyon. Şimdi e, neden meditasyon? Meditasyonla bizim yaptığımız şey zihin dalgalarını, günlük hayatta bizim zihin dalgalarımız betada. Meditasyonla beraber bu yavaş yavaş teta zihin dalgalarına yani daha düşük frekanslara düşmeye başlıyor. Bu teta zihin dalgası ilk 7 sene boyunca hayatımızda sahip olduğumuz genelde yaygın olan zihin dalgası. Hani o dedi ki ilk 7 sene boyunca öğrenmemiz çok daha kolay oluyor. İşte meditasyonla beraber biz zaten teta zihin dalgalarına düştüğümüz için meditasyon sırasında kendimize sunduğumuz olumlama direkt olarak bilinçaltına gidebiliyor. Yani belki de günlük hayatta binlerce kez tekrar etmekten çok daha faydalı meditasyonda teta zihin dalgasındayken olumlamayı göndermek kendimize. Bir diğer şey de diyelim ki meditasyon yapmıyorsanız olabilir. Yani herkes meditasyon yapmak zorunda değil. Şunu yapabilirsiniz. Şimdi uyurken ne oluyor biliyor musunuz? i̇lk başta biz dedik ya günlük hayatta beta'dayız bu koşuşturmacı hali. Yatıyoruz, yattığımız zaman beta'dan geçip delta'ya ulaşıyoruz. Yani delta hatta sonra da REM, o derin uyku hali. O beta'dan geçiyoruz. Yani yavaş yavaş zihin dalgaları yavaşlamaya ve rahatlamaya başlıyor. Bu sırada şey yapabilirsiniz. Bir e, telefonunuza mesela sesinizi kaydedin kendi sesinizi. Kendi olumlamalarınızla neleri istiyorsanız. Ve yatmadan önce kulaklıklarınızı takın. E, ve uyurken uykuya Onları dinleyerek dalın. Çünkü dedim ya tam uykuya geçiyoruz. Uykuya geçerken TETA'dan geçeceğiz. O sırada TETA'da o kendi sesinizi, kendi olumlamalarınızı duyacaksınız. E, bu yüzden de zaten işte gözde canlandırma tekniği, e, kağıda yazmak, e, gözde canlandırma tekniğini hem uyurken e, uygulamak çok önemli. Çünkü beyin dalgaları dediğim gibi beta'dan e, delta'ya geçiyoruz. E, ama e, o bir kağıda yazma işlemi de, ne istediğimizi anlamamıza aracı oluyor. Yani olay asla şu değil, bu kağıda pat 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 bir şeyler yazacağım ve bu hayatımda bir anda belirleyecek değil. Bizim bunun çalışmasını yapmamız lazım. Bizim iki tane marshmallow ve iki saat sonra yemeye karar vermemiz lazım. Yani bir anda pat isteyip de bir şey olmasından ziyade önce çalışmamızı yapmamız, ondan sonra... Hayatımızda istediğimiz şeylerin girmesini keyifle izlememiz lazım. Burada bir de şunu söylemek istiyorum. Meditasyonun amacı, böyle bir soru geldi. Ben meditasyon yapıyorum ama istediğim şeyler inatla hayatıma girmiyor. Birincisi meditasyonun amacı asla ve asla hayatı zorlamak, inatlaşmak ve isteklerimizi hayatımıza çekmek değil. Meditasyonun amacı aksine rahatlamak, hayata güvenmek. Aslında meditasyonun amacı yok. Yani meditasyonun amacı amaçsız oturabilmek her şeyin ötesinde. Ee, ama ortaya çıkan meditasyonla beraber ortaya çıkan şeylerden bir tanesi de hayata güven olduğu için ve hayata güven dediğimiz şey isteklerimizin hepsi gerçekleşecek demek değil. Ee, i̇steklerimiz gerçekleşmediği zaman da onun aslında bizim için olduğunu bilmek, ona güvenmek, dolayısıyla hala rahat kalabilmek demek. bir diğer şey de bu arada geçen gün birisi de bunu bana mesaj attı. bence sen mutluluğu çok hak ediyorsun diye. yani mutluluğu hepimiz çok hak ediyoruz. Bu ben iç çalışmamı yapıyorum da bilmem ne mutluluğu hak ediyorum, meditasyon yapıyorum, hayatımda isteklerimi hak ediyorum diye bir olay yok. hepimiz mutluluğu hak ediyoruz zaten ama orada olay ne biliyor musunuz? Mutluluğu hak etmeye olan inancımız. Bir, bir de e, mutluluğun ne olduğunu olan inancımız. E, genelde mutluluk konularında da biz mutluluk şu demek diyoruz, sonra mutlulukla aramıza o engeli koyuyoruz. Mutluluk Mutluluğa olan tanımımız genelde mutlulukla aramıza duran engel oluyor. Meditasyon işte bunları görebilmemizi sağlıyor, bu e, kalıplarımızı da fark edebilmemizi sağlıyor. E, eğer ki biz derinlerde bir yerde mutluluğu hak etmediğimizi ve e, mutluluğa değer olmadığımızı düşünüyorsak, Zaten ne kadar iyi bir insan olursak olalım, sabahtan akşama meditasyon yapsak da e, mutluluk pek de hayatımızda ortaya çıkmıyor. E, hayatımızdan ziyade mutluluk zaten içeriden ortaya çıkan bir şey. Bir de meditasyon şunu sağlıyor, e, dileklerimize ve isteklerimize sıkıca tutunmadan sadece tutabilmeyi öğreniyoruz. E, sıkıca tuttuğumuz zaman ne oluyor? Tırnaklarımız elimize giriyor. Ve canımız acımaya başlıyor. Kanıyor bir süre sonra burası. Ama hafifçe tuttuğumuz zaman ellerimizi açıp kapatabilme özelliğine sahipken ki güzel olan da budur. Elimiz en çok fonksiyonu e, ne açıkken sağlar ne kapalıyken sağlar. Elimizi biz açıp kapatabilme yeteneğine sahip olduğumuz zaman elimiz maksimum fonksiyon sağlıyor. Aynı şekilde isteklerimize hem tutmak hem bırakabilmek ama sıkı sıkıya tutunmamak. Aşağıya sorularınızı yazabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın eğer videolar hoşunuza gidiyorsa. Eğer e, bir şey almak isterseniz, bildirim almak isterseniz o bildirimcik tuşuna da basabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip ederseniz. Böyle güzel hayatımla ilgili e, olumlu yazılar yazıyorum. E, daha böyle ne bileyim motivasyon yazıları yazıyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Şarjı bitiyor. Görüşürüz.